5 The 5 9 İniyorum gökyüzünden atmosfere yırtarak, yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak. The King of Rap döndü geri, bastığı yeri yıkarak. Def to easy yolda yine hip hop'ı sırtına takarak. Transfer effects denilen muhabbet, yani tripod. Önceki sorularda tripod, şu an transfer skill tree diye geçen muhabbeti anlatalım. Şimdi bu nasıl bir şey? İlk önce ondan bahsedelim. K'ya basıyorsun, tamam mı? K'ya bastım. Benim bu skill'im 1 level'miş. Ben bunu 2 level, 3 level, 4 level yapabiliyorum. Nasıl yapıyorum? Ondan da bahsedelim biraz. Şöyle, bu tripod sistemi devreye giriyor. Eğer tier 3'seniz tripodlu itemler düşmeye başlar arkadaşlar. Tripodlu itemlerin düştüğünü nasıl anlayacaksınız? Onu da bahsedeyim. Settings'e basıyorsun abi. Tripodlarını kaydediyorsun. Bunları herhangi bir siteden bulabilirsiniz. Ben Maxwell'dan aldım. Siz de farklı sitelerden alabilirsiniz. Bulduğunuz tripodlara kaydediyorsunuz. En çok kullandığım mesela Raid'de bunu kullanıyormuşum gibi düşün. Raid build'ini yapıyorum. Tripodlarını kaydediyorum. Bu item düştüğünde, bu skill'e buff veren bir item düştüğünde eğer, oyun bana haber veriyor. Onu da şöyle veriyor. Hemen P'ye bastım mesela. Şunun üstünde işaret görüyorsunuz ya. Üçgen böyle şey, tripod işareti. Bu demek oluyor ki bu iteme skill'ime buff veren bir tripod düştü. Skill tree efekt düştü demek. Siz geliyorsunuz şu transfer skill tree NPC'sine. Diyorsun ki kardeşim, istersen aktarabilirsin. Mesela benim set bu kafalığımda hiç tripod yok. Hani işime yarayan bir tripod yok birader. Geliyorsun, kafalığı koyuyorsun buraya. İşi farklı bir kafalık olur. Hani tripod olur. Mesela şu pantolon. Burada benim işime yarayan bir tane tripod var. Ben bunu save'leyebilirim. Ben bunu kaydederim. Bu itemi mesela legendary dönüştürdüğümde bu tripodu kendi itemime, legendary itemime geçirebilirim. Öyle güzel bir yanı da var. Yani buradaki tripodlarınızı hiç kaybetmiyorsunuz. Mantık o. Bunu böyle kaydediyorsun. Buraya kaydediliyor. Daha sonradan apply dediğinde bunları siliyor. Tamam mı? Bu itemde tripodumun olmadığını düşünün. Bunları siliyor. Bunları buraya aktarıyor. Artık tripodum burada gibi düşünebiliriz. Mesela eldivenimde tripod kaydettim. Tripod olduğunu varsayalım. Kaydettim. Daha sonra bunu herhangi bir eldivene aktarabilirim. Buradaki tripodu. Bunlar level 1. Hani level 2 de çıkabiliyor bunlar gibi mesela. Aynı level 2'ler işe yaramaz bu arada. Onu da söyleyeyim. Farklı skill efektleri. Yani 37 mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 37 tane falan skill efekti var. 17 tanesini tıklamışız, 17. 17'sini de zırhlarınıza koyabilirsiniz. Tek tek seçiyorsunuz. Bazı skill'lerinizde zaten tripod olmaz. Bazı bölgelerde oluyor. Ona göre kendiniz seçim yapıyorsunuz. Kullanacağınız şeye göre. Kardeşim, bunu yapmaktaki amaç ne diyecekseniz onu da gösterelim. K'ya bastım. Örnek veriyorum. Skill tripod olan bir skill'im. Tripod olan bir skill'ime geleyim. Mesela tarete geldim. Benim buradaki taretin yok lan. Tripod olan bir skill'im yok mu benim şu an? Şurada level 2 3 yazması lazım burada. Tripod varsa leveli yükseliyor otomatik. Level 2. Mesela bu level 2 bir tripod bana diyor ki %69 daha fazla damage veririm. Eğer level 3 olsaydı power bump yeteneği %78 damage veriyormuş. Hem damage'ini arttırıyor. Yani %9 kadar falan bir damage fark ediyor. Tripod'un önemi de bu şekilde anlatabilirim. %9 damage fark ediyor mesela. Sadece bu skill'le. Farklı bir skill bakalım. Bu şarda tabii çok fazla tripod'um yok. Flamethrower'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bak bunun da damage artmış. Şu an Azura Flame 3 level. Eğer 4 level'e çıkartırsam %85 damage alıyor. %76'dan 85'e çıkıyor. Gibi düşünebilirsiniz. Damage'inizi arttırır. İşte farklı efektleri mesela Paladin'de verdiğin kalkanı arttırır gibi düşünebilirsin. Bu şekilde kendinize tripod dizebilirsiniz. Ben size aşağı bırakıyorum. Max Roll'dan yapabilirsiniz. Hatta onu da gösterelim. Nereden bulacağınızı da göstereyim. Max Roll'e girdim bulamadım falan demeyin. Yorumlarda. Bu arada like atarsak, abone olursak sevinirim.
Sizin için güzel videolar her gün geliyor. Twitch'te her gün canlı yayındayız. Adında içeriklerle devam ki. Gunner geldim. Artillerist geldim. R'yi de tıkladım. Firepower Enchantment mesela. Geldim aşağıya. Gameplay. Point Engraving. Geçiyorum. Geçiyorum. Hangi tierde hangi silah yapmanız gerektiğini falan gösteriyor burada. Tier 3'te mesela. Hangi runleri koymanızı gerektiğini gösteriyor. Geldik tripod'a. G-Skill Tree and Tripod. Burada gösteriyor. Tripod'u buna göre dizebilirsiniz. Yani buradaki raid build'lerinin tripod şeylerine göre dizebilirsiniz. Genelde skill'lerin zaten tripodları aynı kullanılıyor. Meta'ya göre değişiyor tabii ki. Ne oynadığınıza göre çok değişir yani. Bu tripodları diziyorsun. O item düştüğünde sana haber veriyor. Sen geliyorsun buradaki NPC'ye, transfer skill tree'ye tripod'u aktarabiliyorsun. Bu kadar basit. İstersen mesela benim göğsümde tripod yok. Bana farklı tripodlu bir göğsük koydu. Şansı bırakmamak için geliyorum buraya mesela. Göğüslü bu farklı bir göğsük olarak düşün. Kaydediyorum buraya. Daha sonra kendi göğsüme tıklıyorum. Buradaki şeyi kendi göğsüme aktarabiliyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Buraya kaydettiğimi kendi göğsüme aktarıp kendi göğsümde tripoda da sahip olabilirim. İşimi şansa bırakmamış oluyorum bu şekilde. Diğer türlü şans işi devreye geliyor. %30 ile atıyorsun. Eğer şunu kullanırsan bunun tier 3'ü var. Powder of Prop'un tier 3'ü var. Şunu kullanırsan %60'a çıkıyor şansın. İşini şansa bırakmadan eğer zırhında tripod yoksa aktarabiliyorsun. Bu kadar basit tripod. Easy peasy. Görüşürüz YouTube. Bye bye. Bye bye. Cansınız.